Herkese merhaba. Caddede yürümekten uzaya roket fırlatmaya ve hatta buzdolabınıza yapıştırdığınız mıknatısa kadar her yerde işleyen fiziksel kuvvetlerin içeriğini biliyor musunuz? Her gün deneyimlediğimiz ve çoğunun farkında olmadığımız bu temel kuvvetler şu dört temel kuvvete indirgenebilir. Kütle çekim kuvveti, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve güçlü nükleer kuvvet. Bunlara doğanın dört temel kuvveti denir ve evrende gerçekleşen her şey bu kuvvetler tarafından yönetilir. Kütle çekim kuvveti, kütlesi ya da enerjisi olan herhangi iki şey arasındaki etkileşimdir. Yani köprüden bırakılan bir taşta, güneşin yörüngesinde dönen bir gezegende ya da ayın gelgitlere sebep olmasında görülebilir. Bu kuvvet, muhtemelen anlaşılması en kolay olan ve en çok aşina olduğumuz ama aynı zamanda açıklanması da en zor olan kuvvet. Isaac Newton, güya ağaçtan düşen bir elmadan esinlenerek kütle çekim fikrini ortaya atan ilk kişiydi. Newton, kütle çekimi iki nesne arasındaki sürekli çekim olarak tanımladı. Asırlar sonra Albert Einstein, genel görelilik teorisinden yola çıkıp kütle çekimin bir kuvvet değil, nesnelerin uzay zamanı bükmesinin sonucu olduğunu öne sürdü. Büyük bir nesne, uzay zamanı gergin çarşafın üzerine bırakılan büyük bir topun zemine doğru esneterek daha küçük diğer nesnelerin topa doğru kaymasına sebep olmasıyla aynı şekilde etkiler. Kütle çekimi gezegenleri, yıldızları, yıldız sistemlerini ve hatta galaksileri bile bir arada tutmasına rağmen özellikle moleküler ve atomik ölçeklerde temel kuvvetlerin en zayıf olanıdır. Şu şekilde düşünün. Bir topu veya ayağınızı kaldırmak ne kadar zor? Peki ya zıplamak? Tüm bu eylemler yer çekimini etkisiz kılmak veya yenmek demek. Moleküler düzeyde kütle çekimi diğer tüm kuvvetlere kıyasla neredeyse hiçbir etkiye sahip değil. Zayıf nükleer etkileşim ya da zayıf kuvvet olarak da bilinen zayıf nükleer kuvvet ise parçacıkların bozulumundan sorumludur. Bu bir atom altı parçacığın bir diğerine dönüşmesi demek. Örneğin bir nötronun yakınlarında dolanan bir nötrino, kendisi elektrona dönüşürken nötronu da protona dönüştürür. Fizikçiler bu etkileşimi bozon adı verilen kuvvet taşıyıcı parçacıkların değişimi yoluyla tanımlar. Zayıf nükleer kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve elektromanyetizmadan sorumlu spesifik bozonlar vardır. Zayıf nükleer kuvvetteki bozonlar, W ve Z bozonları adı verilen yüklü parçacıklardır. Eğer proton, nötron ya da elektron gibi atom altı parçacıklar birbirlerine 10 üzeri eksi 18 metre ya da bir protonun çapının %0.1'i kadar yaklaştıklarında bu bozonları birbirleriyle değişirler ve sonuç olarak yeni parçacıklara dönüşürler. Zayıf kuvvet, güneşe güç sağlayan ve dünyadaki çoğu yaşam formu için gerekli enerjinin üretilmesinde rol oynayan nükleer füzyon tepkimelerinde kritik öneme sahiptir. Ayrıca arkeologların antik kemik, ahşap ve diğer eski eserleri tarihlendirmek için karbon 14'ü kullanmasının sebebi de budur. Karbon 14, 6 proton ve 8 nötrondan oluşur. Bu nötronlardan biri protona dönüşünce azot 14'ü elde etmiş oluruz. Bu bozulmalar bilim insanlarının bu eserlerin kaç yıllık olduğunu saptamasına olanak sağlayan öngörülebilir oranlarda gerçekleşir. Lorentz kuvveti olarak da bilinen elektromanyetik kuvvet, protonlar ve elektronlar gibi yüklü parçacıklar arasında rol oynar. Zıt yükler birbirini çekerken aynı yükler birbirini iter. Yükler arttıkça kuvvetin büyüklüğü de artar. Tıpkı kütle çekimi gibi elektromanyetik kuvvet de sonsuz mesafelerden hissedilebilir. Tabii ki o mesafelerde çok küçük olacaktır. Elektromanyetik kuvvet isminden de anlaşılacağı üzere şu iki bileşenden oluşur. Elektriksel kuvvet ve manyetik kuvvet. Başlangıçta fizikçiler bunları birbirinden ayrı kuvvetler olarak tanımlıyordu ama daha sonra aynı kuvvetin iki bileşeni olduklarının farkına vardılar. Elektrik bileşeni hareketli ya da sabit yüklü parçacıklar arasında işleyerek yüklerin birbirini etkileyebileceği bir elektrik alan oluşturur. Ancak harekete geçtiklerinde yüklü parçacıklar ikinci bileşen olan manyetik kuvveti oluşturmaya başlar. Parçacıklar hareket ederken etraflarında bir manyetik alan oluşmasına sebep olurlar. Yani telefonunuzu veya dizüstü bilgisayarınızı şarja taktığınızda ya da televizyonunuzu açtığınızda kablodan cihazınıza doğru giden elektronlar kabloyu manyetik hale getiriyor. Elektromanyetik kuvvetler aynı zamanda ışığın parçacık bileşeni olan foton adı verilen kütlesiz kuvvet taşıyıcı bozonların yüklü parçacıklar arasında değiş tokuşu yoluyla aktarılır. Bununla birlikte yüklü parçacıklar arasında geçiş yapan kuvvet taşıyıcı fotonlar, fotonların farklı bir tezahürüdür. Teknik olarak gerçek ve tespit edilebilen fotonlarla aynı parçacıklar olmalarına rağmen bunlar sanaldır ve saptanamaz. Elektromanyetik kuvvet sık sık karşılaştığımız şu gibi olaylardan sorumludur.
sürtünme, esneklik, normal kuvvet, katıları bir arada ve belirli şekillerde tutan kuvvet ve benzeri. Hatta kuşların, uçakların ve Süpermen'in uçarken maruz kaldığı hava direncinden bile sorumludur. Bütün bu eylemler, yüklü veya nötrleşmiş parçacıkların birbirleriyle etkileşiminden meydana gelebilir. Örneğin, bir kitabı masanın üstünde tutan normal kuvvet, yer çekiminin kitabı yere çekmesi yerine masanın atomlarındaki elektronların kitabın atomlarındaki elektronları itmesinin bir sonucudur. Güçlü nükleer kuvvet, güçlü kuvvet ya da güçlü nükleer etkileşim olarak da geçiyor, 4 temel kuvvet arasında en güçlü olanıdır. Kütle çekim kuvvetinden 6000 trilyon kere trilyon kere trilyon, yani bu da 6'dan sonra 39 tane sıfır demek, bu kadar kat daha güçlüdür. Bunun sebebi maddeyi oluşturan temel parçacıkları daha büyük parçacıklar oluşturabilmek için birbirine bağlamasıdır. Güçlü nükleer kuvvet, atomun çekirdeğindeki protonları ve nötronları ve bunları oluşturan kuarkları bir arada tutar. Tıpkı zayıf kuvvet gibi güçlü nükleer kuvvet de atom altı parçacıklarda karşımıza çıkıyor. Ancak birbirlerine çok yaklaştıklarında etkin hale geliyor. Parçacıklar birbirlerine 10 üzeri eksi 15 metre ya da kabaca bir protonun çapından daha yakın mesafede olmalı ki güçlü nükleer kuvvetten söz edebilelim. Güçlü nükleer kuvvet biraz tuhaftır çünkü diğer kuvvetlerin aksine parçacıklar birbirlerine yaklaştıkça zayıflar. Maksimum güce parçacıklar birbirlerine en uzak mesafede olduğunda ulaşır. Menzile girdiklerinde gluon adı verilen kütlesiz, yüklü bozonlar kuarklar arasındaki güçlü kuvveti iletir ve onları yapıştırılmış halde tutar. 4 temel kuvvet hakkında en çok öne çıkan soru, bu kuvvetlerin tek, büyük bir kuvvetin farklı dışa vurumları olup olmadığı sorusudur. Eğer öyleyse birbirleriyle birleşebiliyor olmaları lazım ve bunu gösteren kanıtlar da var. Harvard Üniversitesi'nden Sheldon Glashow ve Steven Weinberg, Imperial College London'dan Abdussalam'la birlikte elektrozayıf kuvvet kavramını oluşturmak için elektromanyetik kuvvet ve zayıf kuvveti birleştirmelerinden ötürü 1979 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldüler. Büyük Birleşik Teori adı verilen teori için çalışan fizikçiler, modellerin öngördüğü ancak araştırmacıların henüz gözlemlemediği bir elektronükleer kuvveti tanımlamak için elektrozayıf kuvvetle güçlü kuvveti birleştirmeyi amaçlıyorlar. Eğer bu da gerçekleşirse, yapbozun son parçası olarak da tüm evrenin işleyişini teorik bir çerçevede açıklamamızı mümkün kılacak bir her şeyin teorisini geliştirmek için elektronükleer kuvvet ile kütle çekim kuvvetini birleştirmemiz gerekecek. Bununla beraber fizikçiler makro evrenle mikro evreni birleştirmenin oldukça zor olduğunu düşünüyorlar. Çünkü büyük ve astronomik ölçeklerde kütle çekimi ön plana çıkıyor ve en iyi şekilde Einstein'ın genel görelilik teorisiyle açıklanıyor. Moleküler atomik veya atom altı ölçeklerde ise kuantum mekaniği devreye giriyor ve doğayı en iyi şekilde o açıklıyor. Şu ana kadar kimse bu iki dünyayı, makro ve mikro dünyayı birleştirmeyi başaramadı. Kuantum kütle çekimi üzerine çalışan fizikçiler kuvveti birleşmeye yardımcı olabilecek şekilde kuantum dünyası üzerinden tanımlamayı amaçlıyorlar. Bu yaklaşımın temeli graviton adı verilen kütle çekimi taşıyan teorik kuvvet taşıyıcı bozonların keşfi olacaktır. Kütle çekimi fizikçilerin kuvvet taşıyıcı bozonlar olmadan açıklayabildikleri tek temel kuvvettir. Ancak diğer temel kuvvetlerin açıklanmaları bozonları gerektirdiğinden fizikçiler araştırmacıların henüz keşfedemediği gravitonların atom altı ölçekte var olması gerektiğini düşünüyorlar. Hikayeyi daha da karmaşık hale getiren ise evrenin kabaca %95'ini oluşturduğu düşünülen karanlık madde ve karanlık enerjinin görünmez alanı. Karanlık madde ve karanlık enerjinin tek bir parçacıktan mı yoksa kendi kuvvetleri ve taşıyıcı bozonları olan bir parçacıklar takımından mı oluştuğu da bilinmiyor. Şu anda ilgi çeken birincil taşıyıcı parçacık, görünür ve görünmez evren arasındaki etkileşimlere aracılık edebilecek olan teorik karanlık foton. Eğer karanlık fotonlar gerçekten varsa, bu karanlık maddenin görünmez dünyasına ve 5. bir temel kuvvetin keşfine açılacak bir kapı olabilir. Gerçi şu ana kadar karanlık fotonların varlığını destekleyen bir kanıtımız yok ve hatta bazı araştırmalar bu parçacıkların var olmadığına dair güçlü kanıtlar öne sürüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.